Bu dersimizde SQL standartlarından temel SQL işlemleriyle başlayacağız. Temel select işlemleri. Select veri tabanında veri sorgulamaya yarayan, verileri çekmeye, verileri istemeye yarayan sorgudur. Yani kullanıcının veriyi görmesini sağlayan sorgudur diyebiliriz. Ekrana getirir. Programlama tarafında düşünürsek ekrana getirir. Select'in iki ana yapısı vardır. Birincisi sütunları sütun isimleriyle aralarında virgüller koyarak çağırmak. Diğeri ise yukarıdaki gibi yıldız şeklinde çağırmak şeklinde iki metoda sahip, iki kullanım şekline sahip. Biz başlangıç olarak select yıldız from production.product diyerek en temel halini kullanacağız. Bunun yapısı, şablonu budur. Select'ten sonra yıldız ya da sütun isimleri üzerine geldiğimizde bütün sütun isimlerini gösteriyor zaten. Daha sonra from ve from'dan sonra tablo ismi yazılır. Tablo ismi eğer bu şekilde şema kullanılmışsa şema nokta tablo ismi kullanılması gerekir. Bunu çalıştıralım şimdi. Execute ile çalıştırdım. Ve ben burada AdventureWorks veri tabanını kullanıyorum. Sol üst tarafta gördüğünüz gibi seçili. Burada bana 504 satır kayıt geldi. Ve bunlar arasında bütün sütunlarının kayıtları geldi bana. Gördüğünüz gibi içerisinde null olan, yani null değere sahip kayıtlar da, sütunlar da var. Ben bunları tamamını almış oldum. Herhangi bir filtreleme ya da kısıtlama yapmadan. Şimdi buna sütun bazlı kısıtlama yaparak çağıralım. Bunda da bizim işimize yarayacak neler var? Başlangıçta tabii ki product ID, bunu programlama tarafında kullanabiliriz. Daha sonra bunun name, yani isim bilgisi, bu ürünün adı ve ürünün numarası, product number. Bunları hazırladıktan sonra sorgulayıp ekrana hangi değerlerin geldiğine bakabiliriz. Görüldüğü gibi 3 sütun geldi ve benim istediğim sıralamada geldi bu kayıtlar. İşte aralarındaki en büyük fark budur. Tabii ki bu sütun bazlı sınırlamadan sonra en önemli özellik de şudur. Biz burada sütun bazlı istediğimizde SQL Server motoru şu şekilde algılıyor. Production şeması içerisinde product diye bir tablo var. Bu tablo içerisinde bu sütunları getir. Her şey belli. Her şeyin adresi, ismi belli. Ancak bir de yukarıdakine bakalım. Burada production içerisinde bir product adında tablo var. Bunun içerisindeki tüm tabloların, tüm sütunların, yani tablo içerisindeki tüm sütunların adını bul. Öncelikle bunların ismini bulmak için SQL Server'daki sistem yapılarını kullanıyor, sistem sorgularını kullanıyor. Bu şema içerisindeki bu tabloya ait tüm sütunları bulabilmek için SQL Server tarafındaki sorguları kullanıyor. Oradan gelen kayıtlara göre bunun içerisindeki sütunların değerlerine sahip olarak geliyor ve bize bu şekilde bir sorguyu kendisi hazırlayıp arka planı gene sütunları aralarında noktalarla kendisi oluşturup o sorguyu çalıştırarak bizim ekranımıza getiriyor. Bu da tabii ki aşağıdakine göre çok büyük bir performans kaybı anlamına gelir. O nedenle kesinlikle programlarınızda test hariç yıldız kullanmamanızı tavsiye ederim.